Amerika'da bir kanun var. İsmi K-Escrow System. Anayasada kanun bu Amerika'da. Amerika hangi ülkeye silah satmışsa, uçak satmışsa, içerisine bir mikroçip yerleştirmek zorundadır. Bu kanundur Amerika'da. Uydudan göndereceği bir sinyalle istediği uçağı, istediği an düşürebilir. Sayın merhum Eşref Bitlis'inde, merhum Yazıcıoğlu'nun da ikisinde kaderi aynıdır. İkisi de suikasttir bence, kanımca. Çünkü uydudan gönderilen bir sinyalle iki helikopter de düşmüştür. Bu Amerika'da kanundur. Bakın Amerika'nın istediği coğrafya dışına çıksın Heronlar. İsrail'in istediği coğrafyacı. Bakın Heronların görüntüsünü aynı zamanda hem bize hem de PKK'ya izlettiriyor İsrail. Böyle bir şey var mı? Bakın ne oldu? Üç tane bizim Heronumuz düştü. Bu kanun Amerika'da. Dolayısıyla iki merhumun da kaderi bence aynıdır. Ve bunun her ikisinin Peki altında da mesela hani Muhsin Yazıcıoğlu ile ilgili olarak daha belki netleşmedi ama Eşref Bitlis ile ilgili hazırlanan raporda buzlanma diye bir rapor verildi mesela. Bu tarihte olan bir şey değil yani. Bu yazılımları, Amerika'nın uçuş sistemlerinin yazılımlarını bizim üç tane mühendisimiz çözdü Aselsan'da. Üçü de ne oldu biliyor musunuz? Üçü de intihar etti gerekçesiyle üç tane mühendisimiz de bu yazılımları çözmüşler. Sen çok ciddi bir şey söylüyorsun. Şu anda Aselsan'da intihar eden İntihar eden, mühendislerimizin durumunun kaderine bununla alakası var mı? kesinlikle bununla alakalıdır. Kesinlikle bununla alakalı olduğunu zannetmekteyim. Ve ölen üç mühendis de intihar gerekçesiyle ölmüştür. Üçünün de dosyasında, çantasında bu milli yazılımları, Amerika'nın uçak sistemlerindeki milli yazılımlarını çözmüşlerdi bu çocuklar. Üçü de öldü. Peki biz mesela hani diyorsunuz ki Eşref Bitlis'in helikoptere bu şekilde uydudan müdahale edebildi. Fakat Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehit olduğu helikopter işte İstanbul'dan bir tane rentçiden kiralanmış bir sivil helikopterdi Fark yani. etmiyor. Amerika sattığı bütün helikopterlerin ve uçakların, bütün silah sistemlerinin tamamına bunu yerleştirmek zorunda. Yerleştirmezse satamaz. Yani bu ne demek? Çok affedersiniz. Nikah sizin üzerinizde, evlendiğiniz hanım başkasının koyununda. Bu buna benziyor. Böyle Peki şey olabilir mi? Canı cehenneme. Bütün bu İsrail'in de, Amerika'nın da, NATO'nun da hepsinin canı cehenneme. Bizim kendimize bir an önce gelmemiz lazım. Yeter artık. Yeter artık. Milletimiz yıllardan beri uyutulmaktadır. Yeter artık. Milletin dayanacak sabrı kalmamıştır, tahammülü kalmamıştır. Bugün NATO ülkelerinden bir tane dostumuz var mı? Feri Erdal nerede şimdi? Avrupa'da bir yerde. Norveç, Danimarka, Roj TV nerede? Bütün NATO ülkelerine bakın. PKK'da yakalanan mayınlar kimin mayını? NATO ülkelerinin mayını. Peki biz NATO'dan çıkalım mı? Kesinlikle. Bizim NATO'da işimiz... Bize ne dendi yıllardan beri? Sovyet tehdidi... Ne oldu? Geldi Amerika komşumuz oldu bizim. O halde bizim NATO'da falan. Canı cehenneme bu NATO'nun. Canı cehenneme bu İsrail'in. Yeter artık. Bugün Türkiye'den alınan bütün silahların hepsinin altında İsrail'e ödediğimiz milyar dolar. Bakın bu 160 tane tankımızın akıbeti meçhul biliyor musunuz? Nereye gitti meçhul? Tanesini 5 milyon dolara yaptırdığımız tankın sıfırı 4,5 milyon dolara Suudi Arabistan ordusu aldı. Leclerc tanklarını. Böyle şey olur mu? Akıllara durgun.